Herkese merhabalar. Statik soru çözüm videolarımıza hoş geldiniz. Bu sorumuzda bize bir kiriş verildi ve soru A ve D desteklerindeki tepki kuvvetlerini bulmamız. Önce soruya bir genel hatlarıyla bakmak istiyorum. A noktasında bir sabit mesnet verilmiş. A noktasında sabit mesnet. D noktasında ise bir makaralı mesnet soruda bize verilmiş. Bunun yanında sistemde 6 kilonewtonluk bir düşey kuvvet A noktasından A desteğinden 3 metre uzaklıkta, D desteğinden ise 6 metre uzaklıkta. Ayrıca 9 kilonewton metre büyüklüğe sahip bir momenti sistemimize etkiyor. Bunun yönü de saat yönünün tersine olarak verilmiş. A ve D noktalarındaki tepki kuvvetlerini bulacağız. Bildiğiniz gibi ilk yapmamız gereken şey serbest cisim diyagramlarını çizmek. Bunun için ne yapacağız? Önce basitçe sistemi çizeceğiz. A noktasında sabit mesnet olduğu için hem düşey doğrultuda, yani y doğrultusunda bir tepki kuvvetimiz olacak A'ya, hem de x doğrultusunda, yani yatayda da bir tepki kuvvetimiz, burada AX ile gösterdiğimiz bir tepki kuvvetimiz olacak. D desteği makaralı mesnet olarak verildiği için bize sadece Y yönünde, yani dikey, düşey yönde bir tepki kuvveti bulmaya çalışacağız. Burada yine soruda verildiği gibi 6 kN'u A'dan 3 metre, D'den de 6 metre uzaklıkta olacak şekilde yerleştirdim. Ayrıca 9 kN'lik saat yönünün tersini etkileyen bir dış momenti de buraya tekrar yerleştirdik. Bildiğiniz gibi serbest cisim diyagramlarını nasıl kullanıyoruz? Denge denklemlerini yazıyoruz. Statikte herhangi bir sistemde x yönündeki, y yönündeki ve sistemi etkileyen tüm momentlerin toplamı sistem statik halde olduğu için sıfır olmak zorunda. Yani düşey doğrultuda, dikey doğrultuda ve tüm momentlerin toplamı her zaman sıfıra eşit olacak. Biz bu bilgiyi kullanarak da bu tepki kuvvetlerini rahatlıkla bulabileceğiz. Önce moment için bir denge denklemini yazmak istiyorum. Burada momentlerimizi A noktasına alacağım. Biraz daha basit olsun ve A noktasındaki kuvvetleri düşünmemize gerek kalmasın diye. Saat yönünün tersini etken momentleri artı olarak kabul ediyorum. Siz bunu saat yönünün tersine veya saat yönünde olarak artı olarak alabilirsiniz. Bu soruda sadece hangisinin eksi hangisinin artı büyüklüğe sahip olduğunu değiştirecek. Sonucunuz hiçbir şekilde farklı gelmeyecektir. Mesela burada 9 kN'lik momentimiz, ben saat yönünün tersini artı almıştım hatırladığınız gibi. Burada da bu moment saat yönünün tersinde olduğu için bu momenti artı alacağız. 6 kN'lik kuvvetimiz ise A noktasına göre hissettiğiniz üzere, yani şöyle bir çizim yapalım, saat yönünde etkileyeceği için negatif bir momente neden olacak. Momentin formülünü hatırlayalım hemen. Moment kuvvet çarpı kuvvet kolu. Bu kadar basit bir formüle ihtiyacımız var sadece. Yani eksi 6 kN çarpı 3 metre. Uzaklık 3 metreydi A'ya olan. Eksi koymamın nedeni de bu momentin kabul ettiğim yönün tam tersini yönde etkimesinden dolayıydı. 9 kN'lik momentimiz bizim pozitif kabul ettiğimiz yönde etkiyor. Artı 9 metre çarpı dy dedik. Neden? A'ya uzaklığımız 9 metre. Yani kuvvet kolumuz 9 metre. Ve D noktasındaki bizim dy kuvvetimiz, ben yukarı doğru etkiliğini varsaydım, bu A noktasında saat yönünün tersine bir moment oluşturacak. O yüzden başında artı işareti olacak. Şurada hesapladığımız eksi 18 artı 9 artı 9 dy denklemini çözersek D'ye 1 kN bulunacak. Bu sonucu artı bulduk. Yani ne demek artı bulmak? Biz D'ye kuvvetini yukarı yönde etkiyor diye kabul etmiştik. Artı çıkması bu varsayımımızın bizim doğru olduğunu gösteriyor. Yani D'ye kuvvetimiz, yani D noktasındaki Y yönünde etkiyen kuvvet yukarı yönlüymüş ve 1 kN'lık bir büyüklüğe sahipmiş. Şimdi bulmamız gereken diğer iki tepki kuvvetimiz AX ve AY
tepki kuvvetleri. Bunun için önce dikey yöndeki denge denklemini yazalım. Ben yukarı yönde etken kuvvetleri artı kabul edeceğim çözümde. Siz aşağı yönde etkenleri artı kabul edebilirsiniz. Yine hiçbir şekilde sonuç değişmeyecek. Bu toplam yönündeki kuvvetlerin toplamının sıfır olduğu anlamına geliyor. AY ve DY ikisini de biz yukarı doğru pozitif etkiliyor diye kabul etmiştik. Bundan dolayı ikisi de artı işaretine sahip. Fakat 6 kilo Newton, şuradaki 6 kilo Newton'umuz bizim aşağı yönde olduğu için bunları biz negatif aldık. Bizim çünkü varsayım yönümüzün tam tersine etkiyor. DY'nin büyüklüğünü önceki çözümümüzden, moment denge denkleminden biliyoruz. 1 kilo Newton'du. Burada eksi 6 kilo Newton'umuz var. Şu AY artı 1 kilo Newton eksi 6 kilo Newton denklemini çözersek AY'yi yine pozitif 5 kilo Newton bulacağız. Pozitif olması ne demek? Yine bu momentteki gibi AY'yi biz yukarı yönde etkiyor diye kabul etmiştik. Demek ki doğru bir varsayımda bulunmuşuz. Ve yönü doğru. Yani AY 5 kilo Newton'luk bir büyüklüğe sahip ve yukarı yönde etkiyen bir tepki kuvveti. Elimizde kalan tek tepki kuvveti bulmamız gereken A noktasındaki X tepki kuvveti. Şuradaki bizim serbest cisim diyagramımıza bakarsak X noktası X yönünde herhangi bir dış kuvvet yok. Yani denge denklemini yazarsak AX eşittir 0. Direkt bizim elimizde kalacak denklem bu. Herhangi bir yatay yönde etkiyen kuvvet olmadığı için AX yani A noktasındaki X doğrultusundaki tepki kuvvetimiz 0 kilonewton. Hiçbir büyüklüğe sahip değil. Yani bir dış kuvvet olmadığı için A noktasındaki mesnette yatay yönde bir tepki kuvveti oluşmaz diyebiliyoruz.